Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı Muğla'da düzenlenen törenle kutlandı. Akyol Pazar yerinde toplanan tertip komitesi, Mehtar'ın eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar ahilik yürüyüşü yaptı. Esnaf ve öğrencilerin katıldığı yürüyüş sonunda komite üyeleri Atatürk anıtına çelenk bıraktı. İnsan Hakları Parkı'nda devam eden törene Vali Güvençer, Belediye Başkanı Osman Gür'ün, MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, MESOB Başkanı Şükrü Ayyıldız, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Menteşe Kaymakamı Zeki Arslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Akbal, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, İşkur Müdürü İlyas Sarıyerli ile esnaf ve vatandaşlar katıldı. Vali Güvençer törende yaptığı konuşmada esnafı her alanda faaliyetlerini sürdürebilmesi için desteklediklerini söyledi. Ahiliğin, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun ve saygının sembolü olduğunu vurgulayan Güvençer şöyle konuştu. Bu gün ve bu hafta aynı zamanda esnaf bayramımız. Esnaf deyince toplumun içinde küçük bir gruba işaret etmiyoruz. Her birimiz ya bir esnafın, zanaatkarın çocuğuyuz ya da her birimiz bir şekilde hayatımızın bir yerinde, hatıralarımızın en güzel köşelerinde işaretlerini sakladığımız esnaf ve zanaatkarın hayatımıza vurduğu o güzel damgaların işaretlerini taşıyoruz. Yitip giden bir değerler dünyasında değil, çok yakın zamanda bu güzel arayışımızla kucaklaşacağımız değerlerin hatırına ve onuruna bu bayramı kutluyor olalım. Belediye Başkanı Gür'ünse ahiliğin kültürel zenginliğin esasını teşkil ettiğine dikkati çekerek şöyle konuştu. Ahiliğin ana ahlak kurallarını gerçekten çok iyi irdeleyip bu dönemde mutlak surette onu toplum ahlakı olarak tekrar lanse etmemiz lazım. Bence bu haftaların en önemli özelliği bu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Bayram Akça günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ali Arapça bir kelime olup kardeş anlamına gelmektedir. Fakat Türkçe'de yani Divan Ligatü Türk'te cömert, yardımsever, el açık, kapısı açık, herkesin yardımına koşan bir kişi anlamındadır. Ahi. Fakat genel anlamda ahi dendiği zaman her zaman için esnaf akla gelir. Esnaf dendiği zaman da zaten beylikler, Selçuklu ve Osmanlı döneminde hep ahi akla gelmiştir. MUTSO Başkanı Bülent Karakuş ahilik kültürüne sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek ahiliğin tanımını yaptı. 13. yüzyılla 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar ahilik kültürü Anadolu'da, Balkanlar'da ve Kırım'da yaşamış olan Türk halkının sanat ve meslek hayatında yetişmelerini, ahlaki yönden gelişmelerini sağlayan bir kuruluş. Törende konuşan Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız ise esnaf ve sanatkarların silinmek üzere olduğuna dikkati çekerek eskiyi yaşatmak adına 6 yıldır ahilik haftasını kutladıklarını söyledi. Çıraklık kalfalık döneminden sonra iş yeri açmaya gelen ahi ocağına gelir, ahi ocağına müracaat edermiş. Ahi ocağındaki komisyon tarafından, şimdiki adı komisyon, komisyon tarafından yapmış olduğu mesleğe göre incelemeler yapılırmış. Eğer ustalığı hak ettiyse ona iş yeri açma imkanı verilirmiş. Şimdi günümüzde bu yobazlaştı. Eskiye dönük, eskiyi düşündüğümüz zaman şu anda esnaf ve sanatkarımız tamamen silinmek üzere.